Almanya'nın bölgeleri arasında ne gibi farklar var? Almanya'da nerede yaşamalıyım? Almanya'da nereleri gezmeliyim? Yabancıların pek fazla dışlanmadıkları, İngilizce ile yaşamlarını sürdürebildikleri multikültürel hayatı olan Nordrhein-Westfalen. Tabii ki bunlar bu bölgenin Hollanda ve Belçika'nın dibinde olması, aynı zamanda da çok fazla metropole sahip olmasıyla alakalı. Benim amacım para kazanmak, iş yapacağım, yatırım yapacağım diyorsanız bence Baden-Württemberg veya Bayern eyaletlerine yönelebilirsiniz. Bu iki eyalet alım gücü ve ekonomi konusunda gerçekten çok iyi. Aynı zamanda Fransa, İtalya, İsviçre, Avusturya gibi ülkelere çok yakın. Ben sanatçıyım, tablolar yapacağım, müzik yapacağım, gezeceğim, sergilere katılacağım, çok farklı insanlarla tanışacağım falan diyorsanız arkadaşlar Berlin. Müzik, çeşitli görsel sanatlar, farklı kültürler, LGBTI komüniteleri, gece hayatı, eğlence, partiler vesaire sizi ilgilendiriyorsa Berlin. Doğa konusunda konuşacak olursak Almanya'nın neredeyse her tarafı yemyeşil fakat Baden-Württemberg ve Bayern kısımları bence daha güzel. Oralarda yeşilin tonu ve manzaralar daha güzel. Tahmin edersiniz ki Alplere, Avusturya'ya ve doğasıyla meşhur olan İsviçre'ye daha yakınsınız. Moda ve giyim konusuna gelecek olursak bence Almanlar öyle aşırı stylish, aşırı modayı takip eden çok zevkli insanlar değil bence. Yani tabii ki ekonomik standartlar, hayat şartları vesaire Türkiye'den çok daha iyi olduğu için çok daha iyi giyiniyorlar Türkiye'den. Ama yani bir İspanyol'un, bir İtalyan'ın moda zevkini bir Alman'a göre tercih edeceğimi söyleyebilirim. Almanya'da peki nerelerde güzel giyiniyorlar arkadaşlar? Frankfurt'ta güzel giyiniyorlar. Biliyorsunuz çok kozmopolit bir ekonomi, ticaret şehri. Onun dışında arkadaşlar Hamburg'a giderseniz Hamburg'da da çok güzel giyiniyor insanlar. Çok şık. Belki de Almanya'nın en şık giyinen bölgesi Hamburg. Hamburg biliyorsunuz Almanya'nın dünyaya açılan liman şehri. Buranın da doğası vesaire oldukça güzel. Mimarisi, iklimi falan böyle birazcık Danimarka, İsveç taraflarına falan benziyor. Bir de bölgeleri karakter ve sıcakkanlılık olarak kıyaslayalım arkadaşlar. Kesinlikle bu Nordrhein-Westfalen bölgesindeki insanlar oldukça sıcakkanlı, hoşgörülü insanlardır. Aynı şekilde Bayern ve Baden-Württemberg eyaletlerinde de oldukça konuşkan ve sıcakkanlı insanlar görebilirsiniz. Fakat bu Doğu Almanya olan kısımda diğer bölgelere göre insanlar o kadar da konuşmayı sevmezler. Biraz böyle suratları da ifadesizdir yani. Tanımadıkları insanlarla muhabbet kurup konuşmaya pek yeltenmezler. Biraz daha kendi işlerinde kapalı bir kültürleri vardır.